Tabii Monaco gibi bir rakip karşısında aldığınız galibiyet, bir de sıkıntılı bir süreçteyken hem Avrupa'da hem ligde de geçen senenin şampiyonu olarak beklentinin, ki Trabzonspor birkaç sezondur şampiyonluğa gelene kadar iyi, ligde iyi giden bir takımdı. Onu da hatırlayın. Başakşehir'in şampiyonu da kaçırmıştı. Newton değil mi hoca? Bir İngiliz hocayla Evet, evet. iyi başlayamadılar. Onun da şey yapayım, Yunan Evet. hocayla da iyiydi. Hüseyin hocayla da Ya hatta puan ya ortalaması. bitirmesi açısından Tabii. diyorum ligi. Yani iyi giden bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Önemliydi bu galibiyeti almak. Hemen arkasından da bir derbi diyoruz genelde bu maçlara, her ne kadar Ben çok net sözcük şekilde anlamı derbi olmasın. diyorum. Net şekilde Derbi derbi. diyoruz, evet, bizim için öyle. Enteresan olacak iki takım adına da. Mehmet, seninle başlayayım. Derbi diyorum, sebebini de söyleyeyim. Olimpiyat stadını son dönemde Trabzonspor kadar hiçbir büyük kulüp dolduramaz. En son geçen sene bir Doğru. Altay maçı 60-70 bindi. İstanbul'da çok fazla Trabzonsporlu olduğu için hani şehir Tabii. takımı özelliğinden bir Tabii an biraz daha büyük maç farklı. çok net şekilde. Ama 2 senedir de Vodafone'da kazanan bir Trabzonspor. Hatta bence geçen senenin bu Trabzonspor şampiyon olur dediğimiz maçtır Ozan abi. Son dakikada Evet. Sergen Hoca vardı o zaman. Cornelius Vakame işbirliğiyle Trabzon 1-1 iken 2-1 bulmuştu. Gol de yiyebilirdi. Müthiş maçtı. Bu arada maç olarak da yani dört büyükleri düşünüyorum. Trabzonspor Beşiktaş maçları izlemesi en keyifli maçlar oluyor. Ama dilimizi ısıralım. Aynı şeyi 2 hafta önce derbi için söyledik. 0-0 bitti. Bu maç dedik 2-2 biter. 3-2 biter. Bol Ben gollü bu olur maçta dedik. gol bekliyorum. Goller bekliyorum yani. Ama tabii biraz ben hep psikolojik faktörlere önem veriyorum. Yani açıkçası Trabzonspor için moral oldu ama ben ev sahibi olmasıyla bir tık Beşiktaş diyorum. Fenerbahçe maçı gibi bir senaryo bekliyorum. Fenerbahçe maçının ilk 70 dakikası ben Beşiktaş'ı beğenmedim açıkçası. Orada çok Gezal'a bağımlı. Gezal oyuna girdikten sonra biraz kıpırdı. Fenerbahçe de çok iyi top oynamadı ama en azından oyunun dengesi, direksiyon Fenerbahçe'ydi. Maçı izlerken öyle bir derbi izledim ben. Trabzonspor'da kadro değişiklikler yaptım Monaco maçında. Bakalım Beşiktaş maçına da muhakkak değişiklikler olur. Ama hani şimdi Beşiktaş'ta iyi kötü Weghorst dedik sezona, Enkudu dedik. Trabzonspor'da kimi sayırız o zaman abi? Hani sezonu iyi başladı diye. Yani çok isim düşünüyorum. Trezeguet çok kötü Yok, başlamıştı. Yeni toparladı. Trabzonspor çok eleştiriliyor yani. Birisini öne çıkartacağımız hiç kimse yok. Orada sistem bir 4-2-3-1'e dönüş. Siopis, Hamsik önlerinde Bakasetas. Öyle bir eski fabrika ayarlarına döndü Oyun ve diyelim. performans anlamında bu sezon öne çıkan kimse yok benim gözümde. Ama şu Monaco maçı kırılma maçıydı Trabzonspor'a anlamında adına. Şeytanın bacağını kırdılar diye düşünüyorum. O yüzden de mesela bu Monaco'ya da kaybetseydi Abdullah Avcı için çok zor bir maç olacaktı bu. Çünkü o da çok konuşulmaya başlandı. Şehirde özellikle onu da biraz önce anlattım ya, kısık ateş kazana suyu koymuşlar. O durumdaydı olay. Yalnız şu var aklıma geldi şimdi Mehmet bunları anlatıyor. Beşiktaş içeride kaybederse Valerian İsmail'i sen ben ne diyoruz biraz önce savunuyoruz. Aslında o kadar eleştirilmemesi lazım. Kötü Doğru. oynatmıyor diyorsun. Kimse arkasında duramaz. Şimdi O taraftar, derbi o taraftar. oynadı. Evinde Bir de beraberlik Melike, aldı. ben Galatasaray'ın fikstürüne hakim olduğum için söyleyeyim. Dünya Kupası öncesi bir de Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi var. Yani Kasım ayında oynanacak o derbi. 5 Kasım ya da 12 Kasım olabilir. Son maç mı? Dünya Son Kupası'na maç gitmeden. Başakşehir maçı Başakşehir mi? Galatasaray'ın. Başakşehir iç sahada yani maç Aslantepe'de, Nef Stadyumu'nda. Şimdi Fenerbahçe ile berabere kaldım. Trabzonspor'u yenildin diyelim. Yeni. Galatasaray maçından sonra bir olumsuz sonuç. Orada çok Dünya Kupası arasına Valerian İsmail'i göremeyiz muhtemelen. O yüzden İster istemez büyük maç performansları. Jesus için demiyorum bunu. Jesus çünkü büyük maç dışındaki bütün maçları işte geçen hafta 88'de gol yedi, 94'te çevirdi. Ve hatta onun öncesinde bir tane pozisyon var. Rossi'nin şutunu çıkardı bir anda. Yani yine pozisyon buldu. Fenerbahçe'nin hani o golü bizi çok şaşırtmadı en azından. Gol Karagümrük açısından biraz eksi yazar. Özellikle Jagne'nin orada Salah'a basmaması. Hücum pres yapacaksın oyuna 85'te girdiysen. Onu da istihbaratını aldım. Borini ilk 11'de de çok bozuk atmış. Otobüse binmek istemiş ama yani bozuk attı oyuncu da Borini. Borini gayet iyi oyuncu bu arada yani. Karagümrük'ün zaten bir İtalya'ya kültürü oluştu. Hocasıydı zaten daha önceki oyuncu tercihleri. Tekrar maça döneceksek gollü maç bekliyorum Melike ama ben hani işin psikolojik faktörleri diyeyim. Trabzonspor bir de nefes de aldı şu Monaco galibiyetiyle. Ben bir adım Beşiktaş diyorum. Weghorst, Gezal, Enkudu üçlüsünü görecek miyiz? Genel tablo göreceğimiz şeklinde hiç fiziken bir problemleri olmadığı
yönünde. Hani bence bu da önemli, hani tam kadro çıkıyor olması. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Ne oldu? 0-0. Sonda Weghorst kaçırdı. Gol yok. Evet. Beraberlik pozisyon var. Yok. Ben bu maçta hem golsüz bitmez diyorum hem de beraber etmez diyorum. Bir kazanan çıkar ama kazananın kim olacağını tahayyül edemiyoruz. Tahmin edemiyorum. Ama evet, şu var tabii Melike, bu çok önemli bir özellik. Abdullah Hoca'yı tebrik etmek gerek. Trabzonspor'a büyük maçlarda kaybetmemeye geleneği yerleştirdi diyelim. O kült, yani Trabzonspor uzun zamandır büyük maçların çoğunda, mesela örnek verelim bu seneki Galatasaray maçı 7 eksiği vardı. İşte bir tek Cornelius vardı sahada. O maçtan sonra da gitti zaten. Çok eksik çıktı. 0-0 kaldı. Uğurcan yoktu kalede mesela düşündüğümüzde. Evet, zor bir maçtı. Yine geçen sezon düşünürsek, geçen sezon zaten derbi kaybetmeden şampiyon olmuş bir Trabzonspor vardı. Yani en son Abdullah Hoca işte Pelkas, Erol Bulut'la Fenerbahçe'ye kaybetti. Çok o önemli Trabzonspor için. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin henüz Vodafone'da galibiyeti yok, yenilenmiş statta mesela. Trabzonspor'un iki tane galibiyeti, evet, iki tane de galibiyeti kaçırdığı maç var o statta. Önemli bunlar. Bence önemli detaylar. Yani Vodafone Park'ta başarılı bir Trabzonspor'dan, evet, bahsediyoruz. Abdullah Hoca'nın tabii bir kişisel rekabeti de var Beşiktaş taraftarıyla. O da bence, evet, bir etken. Ki Abdullah Hoca sakin kalan da bir teknik adam. Öyle çok duygularına yenilecek bir teknik adam değil. O tarz hani sağ kenarından, tribünden olumsuz tezahüratlar yükseldiği zaman. Ben Abdullah Hoca konusunda çok netim. Keşke Abdullah Avcı gibi yorumcu da olsa Ozan abi. Öğretmen de olsa, mühendis de çok düzgün bir insan olduğunu düşünüyorum. Evet. Maç sonu açıklamalarındaki o samimiyete de ben kendi adıma inanıyorum. Mehmet, çok da birebir tanışıklığım yoktur ama o enerjisi Monaco maçından da önce öyle eleştiriyorlardı ki konuşmalarını bile. Anlatıyorsun hiçbir şey. Yani bundan 3 ay önce mükemmel anlatıyorsun hocam, analizlerin süperdi, harikaydı, aydınlatıyorsun. Hani futbolun Türkçesine yeni şeyler kattın, betimlemen süper, bunları söylüyorlardı. Son bir hafta 10 gündür bakıyorum Monaco bütün her şeyi değiştirdi. Yine tekrar eski. Hoca emekli olunca gitsin Monaco'da yaşamaya başlasın bence. Kader şeyi yani hoca için, Abdullah Hoca için. Abdullah Hoca'yı ben tanırım, çok da severim. Ama bu kadar eleştirilmesi de hoş bir şey değil. Yani çok güzel cevap verdi Alman basın sonra toplantısında. Hem hani oradaki yerel basın mensuplarına hem ulusal basın mensuplarına sorulan sorulara Monaco maçı sonrasında. Hem taraftara sahip çıktı hem oyuncularına, hani herkesi kucakladı en aslında. En sonları röportajı bitirdi. Fransa basından da soru var mı dedi mesela. Evet, çok ince düşünen bir teknik adam. Çok ince düşünen. Muhakkak o detayları sen de yakalıyorsun. Kaybetse söyler miydi? Bence iyi de söylerdi. Öyle bir teknik adam değil. Ozan değil, abi çok değil, hakem, evet, konuşmayı seven bir teknik adam değil bakarsak. Değil. Kaybettiğinde de mesela hani uzun uzun anlatıyor. Hani normalde gider ya hocalar, çok kısa konuşurlar. Soru almayanlara rastlarız. İşin sağ dışı kısmını da iyi götürdü. Mesela kasketli bir yani, işte maç sonraları. Bak, hoca çok güzel analizler yapıyor. Anlatıyor. Ya, ben olsam bu kadar anlatmam. Anlaşılır dille anlatmak ayrı bir şey. Bak Abdullah Hoca'yı çok seviyorum diyorum. Takdir ediyorum. Çok iyi yolda. Yani bir sosyal sorumluluk ki bence bırak anlatsın. Her hafta abi olmaz ama bu. Teknik adamlar, bak ne teknik adamlar. Dönem dönem olan. Çok her hafta olmaz. Hakem odaklı bizi de ister istemez etkiler. Biz de yönlendirilmiş oluyoruz. Abdullah Avcı tarzında bir konuşan da Emre Berezoğlu. O da aynı bu şekilde geliyor. Geçmişte onun Aykut Kocaman deriz. Evet. Önemli bunlar. Benim hoşuma gidiyor. Engin Bey yazmış, diyor ki Monaco'nun 45. dakikaya kadar oynadığı oyunu Beşiktaş oynarsa rahat kazanır. Yalnız demiş. Onu da söyleyelim Melike, yani hakikaten 4-0 biten bir maç için bunu söylemezdik ama dün Abdullah Avcı da söyledi Ozan abi. Maç öyle çok 4-0'lık maç değil. İlk yarı bayağı Monaco'nun pozisyonu var. Başlarda İlk Uğurcan'ın dakika, performansı ilk 25 etkili dakika, oldu. Ceza sahası merkezden çok şut imkanı verdi ki bir tane kurtarıcı zaten haftanın kurtarışlarına girdi UEFA'da. İlk 25 dakika... Ama iyi tek takım Monaco. Atletizmi zaten çok ters biz Türk takımlarına.